İtiraf et Eyşan. Şimdi nerede olmak istiyorsun? Ben gidiyorum. Otur oğlum. Otur oğlum. Sahiden ne yapmışsın benim? Öyleyim. O mezardaki kim o zaman? Kimsesizin biri. Yangında öldü. O zaman mı çıktın sen? 5 yıl oldu. Sonra geldin mi hiç? Mahalle. Geldim tabii. Çok geldim. Dışarıdan seyrettim. Ama girmedim. Zengin oldun. İntikam için. Niye hemen almadın intikamını? Niye oracıkta? Bunları bir ara uzun uzun konuşalım mı Mert? Yok. Uzun uzun konuşmayalım. Kısa kısa. Şimdi konuşalım. Aldın mı öcünü? Öyle kısa cevapları yok ki bu soruların. Ben sana ezel diyeceğim yine. Anlaştık. Kolay değil kabullenmek. Yani senin yüzün benzemiyor. Bazen bir şey görüyorum, ha diyorum. Ama sonra... Anladım Mert. Dert değil kardeşim, beklerim. Yani çok şey oldu. İnsan neye inanacağını bilemiyor. Mert, bir sus da sarılayım kardeşim ha. Ne olur. Kardeşim benim. Kardeşim kocaman adam olmuş. Çocuklar, hadi girin artık evinize. Geldik baba. Geldik baba, geldik. Abim içeri girdi anne. Şimdi sana doğru geliyor. Ömer oğlum. Anacığım benim. Güçlenen benim. Güzel anam benim. Ömer oğlum. Oh oğlumun adını söylüyorum artık. Ömer. Hiçbir şey de olmuyor Ömer.
İtiraf et. Canın neyi çekiyor? İçin neye gidiyor? Biraz daha al oğlum, hadi. Anne, doydum, tamam. Ömer dükkana da gelecek artık. Bir nefes alsın canım çocuk. Kendi istedi hanım, ben bir şey demedim. Geleceğim baba, geleceğim. Senle dükkana geleceğim. Anne, sen de çarşıya çıkacağız. Pazar hala cuma günleri kuruluyor değil mi? Cuma, cuma. Ama artık market var, ben oradan alıyorum. Sen de mi anne? Mert'le de maçlara gideceğiz. Bu sene iyisiniz ha. Takım Beşiktaş mı hala Mert? Öyle. Sen? Yüzünle beraber takım da mı değiştirdin? Ya takım değişmez. Ama kardeşlik adına. Ya bir de cidden aylardır diyeceğim diyemiyorum ayıp olur diye. Söyle oğlum. Dışarıdaki ampul patlamış baba. Ha. Onu değiştireceğim. Bir sürü şey yapacağım daha. Çok iş var. Artık çok zamanım var oğlum. Var mı gerçekten? Yok yani ciddiyim. Bilmediğimiz bir şey falan var mı diye. Bir daha gideceksen önden bilelim diye. Mert. Dert değil annem. Dert değil. Ben inanmıyorum. Yüzüm bu hale geldikten sonra ilk sizi görmeye geldim Mert. Önünüzden geçtim mezarlıkta. Bu evin önünde çok zaman bekledim. Hatta bir seferinde sen yanıma geldin. Hani şu mektupları çöpe attığın gece. Beni kovmuştun. Yok be kardeşim, nereden bileceksin? Nasıl inanacaksın? Ben bile inanamıyorum. Buradayım. Ailemleyim. İnanamıyorum. Ne yapacağız o zaman? Bekleyeceğiz. Ömer abi işe bırak beni diyeceksin bugün. Sonra babam ona uğramıyorum diye haşlayacak beni. Ne bileyim. Annem gazeteden bir şeyler okutacak bana. Bekleyeceğiz işte. Ne kadar bekleyeceğiz? Ne kadar gerekiyorsa. Çünkü ben bir daha bir yere gitmiyorum. Bütün ailem burada. Emin misin? Bütün ailem burada mı? Beklerken şu ampulü değiştireyim ben. Ömer, gel artık içeri. Tamam anne, geleceğim. Şu uğraştırdı beni. Heh. Şunu tutar mısın anne? Mert'in dediğinden mi? Yok annem benim. Evime gelmişim, ailemleyim. Daha ne isterim? Aileni. Tamam işte. Tamam değil Ömer. Sen de her şeyi anla anne, olur mu? Anneler anlar. Hele oğlunu bunca yıl beklemiş anneler iyice anlar. Ne bileyim anne, şimdi düşünmesi bile ayıp. Daha yeni geldim. Ama herkesi içeride öyle görünce ailemi tamamlamak istedim. Ben de çok istiyorum torunum Ömer. Değil mi? Sırf oğlunu mu istiyorsun?
icraatım. Ömer olarak ilk icraatım. Herkes ne istediğini gizler. Çünkü yanlıştır, çünkü uygunsuzdur, tehlikelidir, fazla kötüdür, fazla iyidir. Ama sen Eyşan, herkes değilsin. Sen ne istediğini hep biliyorsun. İtiraf et kendine. Kiminle olmak istiyorsun? Eyşan. Artık çekildiler kendi dünyalarına. Telefonlar değişti. Korumalar arttı. Siyah camlı arabalarla çıkıyorlar dışarı. Ne yapıyorlarsa kapalı kapılar, etten duvarlar ardında yapıyorlar. Kendi otelleri, kendi yatları, kendi uçakları. Arada hep bir duvar var. Öyle yüksek ki o duvar. Eyşan! Can! Azminize hayranım. Eyşan! Kıbrıs'a gidiyoruz. Otelimize bir bakacağız. Şahane fikirleri var Eyşan'ın. Ne harika bir kadın değil mi Ezel? Can! Sizin o taraftan söyledikleriniz bu taraftan duyulmaz Ezel. İtiraf edin. Siz bu tarafa geçmedikçe sizin o taraftan söylediklerinizi Eyşan duyamayacak. Çünkü bu taraf kazananların tarafı. Ya o taraf ne oluyor o zaman? Eyşan! İşe bak. Gözümüzün önündeler ama ulaşılamaz oldular. Yine mi Eyşan be abi? Anlamadın Ali abi. Biz bu adama nasıl çıkarız diyoruz. Zaten orada benim karım, bunun da nesi oluyorsa Eyşan var. Usta! Usta bakacağım mı bir? Ne oldu bizim Mahsey? Ustamız sensin abi. Git bir bak. Şimdi abi senin arabada bir parça problemi vardı. Ben siparişi verdim. Bir haftaya gelir. Bu kız artık bizim yüzümüze bakmaz. Haftaya gelir. Eyşan'ı yani. Senden iyi tanıyorum ben. Öyle mi? Eyşan güçlüleri sever. Ondan medet umma. 60 kapağı artık abi, oraya. Bitti abi, o iş. Merak etme. Bir haftaya senle. Eyvallah, eyvallah. Aynı fikirde değil. Hani yukarıda uçuyorlardı? Sen dedin daha aşağılara zıplayalım. Hı? Bir çırak bulalım artık Ezel. Nerede benim tebeşirim? Ben bir küçük araştırma yaptım. Ne zaman yaptın Ali abi? Bütün gün arabaların altında yatıyordun. Bugüne bugün dernek başkanıyız oğlum. Ne derneği? Mahalledeki yoksul bir şeysileri... Neydi la bizim derneğin adı? Gençleri Koruma Derneği. Orayı çok karıştırmayalım da. Ali. Yok be abi. Gençleri ayak işlerine gönderiyoruz o. Şimdi bu kaya. Zeta pozu. Bugün burada bir toplantıya gidiyor.
Ayda bir yapıyor bunu. Kimler katılıyor? Zenginler kulübü. Bütün orada. Müşteri. Halkla ilişkiler sende. Yürü. Senin kafada bir şey var. Tatile yazacak bir şeyimiz yok Ali. Nereden başlayacağımı bir bulsam. Ne yapayım? İlk adım ne? Adam herkesin ortasında yaşıyor ama doğru dürüst tanıyan yok. Var. Çok iyi tanıyan biri var. Ramiz Karaeski. Ezel! Bu müşteri senin. Arabayı çalıştır, geliyorum abi. Babam dedi. Bir kendim göreyim dedim. Gelsen içeri. Yok. Benim midem kaldırmaz. Senin nasıl kaldırıyor? Nasıl hala yanında duruyorsun bunları? Bana da bir anlatsana. İşte oturalım bir konuşalım diyorum. Bunlar arkadaşın mı şimdi senin? Nasıl oluyor ya? Arkadaşım değiller Mert. Ama bir şey yapmam gerekiyor. Onlar da yardım ediyorlar. Niye onlar yardım ediyorlar abi? Ben ne güne duruyorum? Çünkü ne abi? Çünkü onlar harcanabilirler. Çünkü onlara yol üstünde bir şey olsa üzülmem. O yüzden onlar var. O yüzden sen yoksun. Ya. Ben galiba inanmıyorum sana. Atla hadi. Harca bakalım bizi. Kayyana. Ben gelmiyor muyum? Sen başka yere gidiyorsun. Kaya'yı takip et. Neyle geleceğim ben lan? Koşarak mı? Arkada sana bir ufak hediye bıraktım. Dükkanı kilitle giderken. Cengiz burayı bilsin istemiyorsun. Sen bu herife bu kadar güvenmiyorsan niye tutuyorsun aramızda? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Kenan Birkan'ı biz değil, o yenecek. Hayda. Nereden çıktı şimdi o? His. Bir şeyler sormam gerek. Ali sorsa olur mu? Nasıl yani? O gelsin içeri diyor. Git abi sen git. Ben burada beklerim.
Dayı, ayaklanmışsın. O yatakta artık kimse yatıramaz beni bir daha. Ne dersin ha? Atalım mı bir tane tavla gene? Aşağıda Ezel bekliyor. Beklemesin. Gitsin. Gitsin. Sen kal dayıyla. Ben mesajı aldım. Bile bile geldik işte buraya. Ben niye kalıyorum peki? İçerideyken nasıl savunurduk biliyor musun? Gazetelerdeki resimlerden sokaklara çıkarırdık. Neler değişmiş diye onlara bakardık. İçeride olmanın en kötü tarafı dışarıda hayatın sensiz devam ediyor olması. Sokakta olup biteni anlat dayı. Arkadaşlık yetişti ona. Amma seviyorsun lan sen bu adamı. Hadi abi. Hadi git sen. Dayı bahçede biraz voltalayalım mı? Ha? Olur hadi. Çorban soğuyana kadar laflarız. Ya Ali. Akşama yürüsek daha iyi olur ha. Baba. Ha? Bu çorba içilecek. Aa iyi ya. Biz çıkıyoruz Ali. Baba geldiğimizde bu çorba bitmiş olacak. Sonra yürürsünüz anlaştık mı? Anlaşmadık ama anlaştık diyelim peki kızım. Hatırım için. Azat söyledi. Ramiz'le Kenan hakkında konuşacakmış. En iyi o biliyor diye. Neyse önemli değil. İyi bilir Kenan'ı. İyi bilir de tek bilen o değil ki. Ne öğrenmek istiyorsun? Her şeyi. Nasıl bir adam onu bilmek istiyorum. Kenan. Dışarıdan heyecanlı, neşeli, genç bir çocuktu. Ama tanıdıkça şeyi anlıyorsun, nasıl diyeyim, Kenan gizli zevkleri olan biri. Bir küçük hileyle o zevklere her an seni de ortak edebilecek biri. Evlenirken bu adam iki aynaya sığmazdı. Şimdi ben tek aynaya evleniyor. Ya siz öyle diyorsunuz ama bir de şu var. Bu adam evlenmeden önce bir aynaya sığıyordu. Şimdi iki ayna buna küçük değil. Haklısın Ahmet abi. Yengen sağ olsun bana bakıyor. Senin gibi öyle çoluğu çocuğu sırtıma. Nereye bakıyorsun sen çocuk? Tabii. Hiç. Para olunca para gani tabii. Çocuklara sen bakmıyorsun ki baktırıyorsun. Ahmet abi
Abi koş. Nermin ablaya bir şeyler oldu. Dolaşıp da yengeyi bulmadım. Gerçi o yengeyi de nasıl bulamadın onu da anlamadım. %39,5 Havale geçirecekmiş neredeyse. Ne olacak? İlaç vereceğim, yatacak. 3-4 güne kadar kalkar zaten. 3-4 gün mü? Fena üşütmüş. Ancak kalkar. Ay, sıkıntı ne? Hususi'yi davet ettim. Savcılar gelecek. Bir güzel eğlendirmek lazım. Ki bir işimiz düştüğünde sürünmeyelim. Biz de eğlenelim. Ne hası Ramiz? Yarın onlar geldiğinde kimi çıkaracağım sahneye? Selma! Selma'yı çıkaralım Sait Bey. Çıkarın yani. Sait? Çoluk çocuğun lafına bakıp da Vertür mü çıkaracaksın benim yerime? Bir ona bak, bir de bana bak. Şu halimle bile çok daha iyi söylerim o kibritçi kızdan. Doğru. Selma tecrübesiz. Selma'nın sesine herkes hayran Sait Bey. Geçen bir gazeteci yazdı. Geleceğin büyük solisti dedi. Şimdi küçük ama. Sait Bey, kimse yanlış anlamasın. Nermin Hanım'a da hayranız tabii ama Selma küçük değil. Genç. Nermin Hanım'dan 10 yaş daha genç. 10 kat daha fazla enerji demek o sahnede. O savcılar bütün gün davalarla, dosyalarla boğuşup duruyorlar. Canlı bir şey görmek isterler. Madem hususi çağırdınız, hususi bir şey hazırlayalım işte. Böyle genç, yepyeni bir şov. Mesuliyet sende. Yapın bakalım bir şeyler. Deneyelim şu sermayeyi. Ben söylerim. Kibritçi kıza. Dediğimiz şey genellikle bir aldatmacadır Eyşan. Ne istediğimizi biliriz ama istediğimizi alırken görürlerse hakkımızda ne düşünürler diye almaktan vazgeçeriz, doğru mu? Ben onca parayla ne satın aldım biliyor musun? Özgürlüğümü, istediğim oyunu, istediğim gibi oynayabilme hakkını satın aldım. İnsan olabilmeyi satın aldım. İnsan olmak öyle bir şey. Korktun mu? Heyecanlandın mı? Kenan, senin kadar param yok. Ama o bahsettiğin özgürlüğü 15 yaşında boktan bir otel odasında kazandım ben. Beni ikna etme, içeri çekmeye çalışma. Ben orada yaşıyorum zaten. Ne yapabileceğini anlatma bana Kenan. Gösterebiliyorsan göster. Kaptan, rota değiştiriyoruz. 4 numaraya lütfen. Ne var 4 numarada? Bir de mümkünse indiğimizde bunu Cengiz'e ulaştırabilir miyiz? Thank you.
Oh. Yine çitin bu tarafındayız. Üyeydim buraya. Ben de. Eyşan'la Mix'te şampiyon olduk. Ne zamandı? 2008. İkinci oldunuz. Eyşan'ın bileği burkuldu. Böyle deyince sapık gibi oluyor ha. Bir insan onca sene nasıl takip eder? Diğer adamları da gördün mü? Gördüm. Forbes listesinin medarı iftarları. Zenginler Kulübü. Ezel ne yapıyoruz ya burada sokak köpekleri gibi? Ne arıyoruz? Çitin öbür tarafına kestirme bir yol arıyoruz. Ha, o kadar da değil. Orada beni tanıyorlar ya. Tamam biraz paraya sıkıştık ama bir göz kırptın mı herkesi gölgede bırakırım. Cengiz Atay'ım oğlum ben. Var mı Cengiz Atay'ın bir planı? Var tabii. Şu kaya gitsin, bir ağız arayacağım. Kenan'ın bir açığını, bir zaafını. Kirli zevk mi dedin işte, neyse ondan. İyi şanslar. İyi ter attınız. Ya Cengiz Atay ben. Amsterdam'da fuarda beraberdik Semih Bey. Ha evet evet. Selçuk Bey, geçen yaz gelmediniz otele Beyaz Yunus'a. Haftaya gideceğim. Ha. Eyşan Hanım'la karşılaştık kulüpte. Sözleştik. Ya. Söylemedi. Unuttu herhalde. Kenan Bey'in planını dinledik. Çok heyecanlıydı ikisi de. Öyle mi? Her neyse Cengiz Bey. Biz de dördüncüyü bekliyorduk. Ha tabii. Ben çok formdayım. Nerede benim cinim güzelim? Kalmamış efendim. Nasıl yani? Cin mi kalmamış? Şunu vereyim size. Geçen sefer gelişlerinizden kalmış. Tamam tamam. Aidatlarınız. Anladım. Biz Kort'a gideceğiz. Ama görüşelim ha. Görüşelim. Ben şunları halledeyim hemen. Cengiz Bey. Benden iki kuruşluk fiş almak için ne şaklabanlıklar yapıyorlardı zamanında. Cengiz. Artık onlardan değilsin. Kimlerdenim lan o zaman? Ondan değilim, bundan değilim, kimdenim? Onlardansın. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Kenan Bey. Merhaba. İlk biz mi geldik? Evet efendim. Nereye kaçırdın beni? Hiç. Hafta sonu kaçalım. Buyurun Kenan Bey. Kaya Bey. Hasta arkadaşınız taburcu edildi mi? Hayır efendim. Edelim mi? Bir zahmet. Sonra da buraya getirin. Tanıştırmak istediğim biri var. Hay hay efendim. Kiminle tanışıyorum? Çok enteresan bir şahsiyet. Çok seveceksin. Ne güzel değil mi? Buyurun. Koydular mahkum koğuşunu hastanenin içine. Kim normal vatandaş, kim suçlu belli değil. Geziyorlar etrafta. Zor tabii zor. Al abi senin için 4 şeker attım. Al abi.
Tamam. Ben şortlara bir bakayım. İtiraf edin. İstediğiniz her şeyle aranızda basit bir duvar var. İtiraf edin. Asıl engel ne kadar vursanız da kırılmayan o kabuk. Kalbinizdekiyle aranızda. İtiraf edin. Sizi durduran kaygılar, korkular, maskeler, yasaklar, sınırlar. Onları yok saydığınızda daha çok zevk almak için oradalar. İtiraf edin. Güçlü görünmek için tüm yapılanlar, hatırladığınız adamı geçmişten çekip çıkaramazlar. İkisi bir fiyatına diye yazıyordu orada. Üzgünüm efendim, o marka değil. Bunda da mı indirim yok? İyi ama ben şimdi yani... Tamam, tamam. Boş ver. Şey, bende fazla var isterseniz. Evet, teşekkür ederim. Cengiz Bey, alın lütfen. Neslihan mıydı? Sağ ol. Kaç aylık? 4. İsmi ne? Şey, Yalın. Annesiyle ayrıyız. Tanıyorum. Ama bir çocuğunuzun daha olduğunu bilmiyordum. Berk. Benimkinin adı Berk. Tek başıma büyütüyorum. Zor iş be. Değil mi? Zor. Çok zor iş. İtiraf et. Söylediğin her yalanla aranda incecik bir çizgi var. Konuşmaya devam et. Çünkü her yalan bir itiraf gizler içinde. Kendime küçük bir ev kiraladım. Bir de çocuğuma bakabilecek bir işim olsun yeter. Değil mi? Onlar bizden daha iyi şartlarda yaşasınlar. Fazla bir şey istemiyorum. Yalın işte. Bana baba desin, oyuncaklarıyla oynasın. Ben eve geleyim. Bilmiyorum, belki annesiyle barışırım. Aa, yok. Ben benimkiyle barışmak istemem. Öyle deme. Üçümüzken biz çok mutluyduk. Ben değildim. Babamdan dayak yiyorum diye kaçtım buna. Bu dayaktan beter etti. Ben de senin yaşındayken evden kaçardım. Niye biliyor musun?
Mutfaktaki hamam böceklerinden kaçardım. O kenarları çatlak bardaklardan kaçardım. Gaz lambaları, naylon masa örtüsündeki sigara yanığından kaçardım. Fakirlikten kaçardım. Sonra? Bulurdu babam. Senden bir halt olmaz derdi. Ellerini gösterirdi böyle bana. Simsiyah, kömür gibi. Bak derdi, bak senin ellerin de böyle olacak derdi. Otur oturduğun yerde derdi. Sen de benim gibi olacaksın derdi. Kaçardım, yine bulurdu. Siz bizim gibilerden kaçıyormuşsunuz Cengiz Bey. Evet, evet. Yine buldular ama. Yine sokaktayım işte. Yine konuşuyor o pislik adam. Yine ellerini gösteriyor bana öyle simsiyah simsiyah kömür gibi. Bak senin de ellerin böyle olacak diyor. Ama bu sefer kaçacağım. Kimse tutamayacak. Kaçacağım. Hepsinden kaçacağım. Hepinizden kaçacağım. Biz istemiyor muyuz Cengiz? Hepimiz kaçmak istiyoruz. Hepimiz kaçmak istiyoruz. Hepimiz özgür olmak istiyoruz. İtiraf edin. Hepimiz ağırlıklarımızdan kurtulmak istiyoruz. Ne yapıyor? Yapmaması gereken ne varsa yapıyor vallahi. Koymuş rakısını içiyor. Sen de izin mi veriyorsun? Buz arıyorum. Yok mutfakta. Ya ne biçim adamsın sen? Buz koymuyor mu? Niye içki veriyorsun? Niye cesaretlendiriyorsun? Ne bağırıyorsun ya? Kör müsün? Niye dikkat etmiyorsun? Niye bir şey söylemiyorsun? Korkuyor musun? Hayda. Görmüyor musun babamın halini? Niye bir şey yapmıyorsun? Azat. Görüyorum güzelim. Gayet görüyorum. Salak değiliz. Adamın elleri titriyor, onu da görüyorum. Sen ne yapacağını bilemiyorsun. Onu da görüyorum. Gel. Al. Bunu da görüyorum. Görüyoruz. Salak değiliz. Da benim işim değil o. Benim olayım değil. Senin olayın o. Bilmiyorum ki. Bir babaya nasıl evlat olunur bilmiyorum. Ne yapmam gerek? Ne söylemem gerek bilmiyorum. Gayet iyi gidiyorsun. Al buradan devam et.
Var mı bana da? Ellerimi yağladım. Bir ara seni de sokalım şu arabaların altına. Yok, ben üstteki pozisyonu seviyorum. Çalış diye diyorum. Ellerin biraz kiri görsün. Her şey bitince ne yapacaksın Cengiz? Her şey bitince... Her şey bitince ne yapacağım biliyor musun Ezel? Üç kağıda geri döneceğim. Yok. Aileme geri döneceğim. Sonra da Can. Oğlumu alacağım. Olup gideceğim buradan. Hoş geldin Cengiz. Ben de gerçek yüzünü ne zaman çıkaracaksın diye merak ediyordum. Uydurma. Çok güveniyordun da şimdi birdenbire gözlerin mi açıldı? Seni tanıyıp da sana güvenen adam kaldı mı ki Cengiz? Kenan belki. O kadar akıllı adamsın. Nasıl anlamıyorsun? Kenan'ı yen istiyorum oğlum ben. Yine Ömer ol istiyorum. Bir yolunu bulayım, beni affet istiyorum. İlle söyleteceksin. Ezel, Ömer fark etmez. Aslında hep benim yanımda olmanı istiyorum. Salak herif, sen benim ilk ailemsin. Kötüyüm. Zayıfım da. Ben Cengiz'im. Sen de Ömer'sin lan işte. Ben Cengiz'im. Sen de Ömer'sin. Ölene kadar. Cengiz, Ömer, bir de Yaşan. Öyle. Her şey bittiğinde o pişman, o mazlum Ali yine tüyecek. Bir üçümüz kalacağız ayakta. Her şey bitip de ben Eşan'ı karşımda gördüğümde ne yapacağım sence? Ne yapacağım? Ezel, bizim kaderimiz belli. Biz o oyunu bir kere oynamaya gelmedik dünyaya. Bir daha, bir daha, bir daha. Her şeyi bir daha mı yapacağım? Ne gerekiyorsa. Bir de Can var şimdi. O da senin payın tabii. Tamamını söyle Cengiz. Daha önce yaptığım şey var ya, her şey bittiğinde gerekirse, gerekecek de, gözümü kırpmadan bir daha yaparım. Ne yapacaksın? Tam söyle. O mezar var ya, her şey bittiğinde Eyşan ve Can'ı almak için Ezel'i Ömer'in yanına o mezara bir daha gömerim. Güzel. Güzel. Çünkü her şey bittiğinde Cengiz kardeşim, gerekirse, evet gerekecek de, ailemi geri almak için bu sefer ben de gözümü kırpmadan büyük bir zevkle arkadaşım. Ne bu? Bir de yazılı mı vereceksin? Kapının önünde buldum. Eyşan benimle anlaşmalı boşanma protokolü yapmak istiyor. Boşanıyor benden. Evet. Buldun mu bir şeyler? Hala buradayım. Hı? Güvenemeyeceğini bile bile burada tutuyorsun beni. Bu yüzden buradasın Cengiz. Onca şeyden sonra sana hala güvenemediğimden buradasın. Sendeki o hırs, o istek, o kıskançlık... Kenan'ı yenmek için her şeyi yapabileceğini biliyorum. O yüzden buradasın. Garson 4 yıldır orada. 4 yıldır aynı ekip oynuyor. Kenan da gidiyor arada. 2 ay önce oyunculardan bir tanesi Kenan'la tartışmış. Haksızlık var, haksızlık var diye gitmiş. Adamı araştırdım. Ne zaman? Demin. Mahallemizin internet kafesinde.
Burak Bolluk. İki ay önce bir bor ihalesine katılmış. Kazanmış da. Sonra çekilmiş. Onun yerine kazanan bir kan madencilik. Kenan'ı sevmeyen devlerden biri. İşimize yarar mı? Yarın anlayacağız. Kimse itiraf etmese de herkes çizginin bir ucunda. Herkes tellerin bir tarafında durur. Kimse kendi başına geçemese de herkes öbür tarafa çağrılmayı bekler. Bire. Yatmadan gaz yapıyor. Ama sızana kadar içeceksek. Ya bir ellerini yıka Allah aşkına. Baba, yanına geliyorum. Gelme kızım, gelme. Ben yatıyorum, sabaha konuşuruz. O şey ne öyle ha? Ne o? İndir onu aşağı. Baba. Daha o günlere gelmedik. İstemem ben öyle bir şey. Geldik baba. Bekliyorum. Götür dedim. Götür. O şey bu odaya girmeyecek. Baba ben yanındayım. Kızım istemem. Sakat değilim ben. Ramiz Karaeski'ye sakat dedirtmem ben. Bacakların tutmuyor baba. Tutuyor. Demin yürüdüm. Yürüyorum. Bak. 8 seni bıçakladığında. Sus. Kalp seviyesinden geçen damarlardan biri. Omuriliği besleyen. Fena zedelenmiş. Kan gitmemiş oraya. Doktorlarla konuştum. Doktorlar bir şeyden anlamaz. Ben neleri geçtim şimdiye kadar. Yenilmem ben. Yeniliyordun baba. Yeniliyordun. 8 seni öldürüyordu. Ezel kurtardı seni. Kim demiş onu? Ha? Kim demiş? Yürürüm. Güçlenirim. Ramiz Karaeski sakat dedirtme. Yürü o zaman baba. Kalk. Yürüyebiliyorsan yürü buraya kadar. Yürürüm. Yürürüm. Yürüyeceğim. Yürüyeceğim. Torunum bir şey yapmadı bana. Bir şey yapmaz. En büyük korkumuzdan bir küçük eşik ayırır bize. Ama sırtımızı çevirirsek o kapıya. Çünkü orayı geçmek, kim olduğunu itiraf etmek demek. Yürüyün, yürü, yürü. Çalışın diyorum. Çalışın, çalışın. Bakma bana. Bakma bana kızım. Ramiz Karaeski bu değil. Ramiz Karaeski bu değil. Bakma bana. Bakma bana. Bakma bana. Bakma bana. Bir dakika dur. Bu çizgiyi geçme. Geçersem ne olur? Tüm kurallar yok olur.
Çünkü itiraf etmek özgür kalmak demek. O zaman seni biriyle tanıştıracağım. Senin sondan ikinci görüşün Temmuz. Önce kendini iyileştireceksin. Sonra bana Ramiz'i bulacaksın. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Ali. Yapman gerekeni yap. Diğerleri? Cengiz ve Ezel. O an geldiğinde önce bana sor. Bu işte bazen soracak zaman olmuyor. Öyle mi? Demek ki sadece onların değil. Senin de hayatın bana bağlı. Tebrik ederim. Çizgiyi geçtin. Bu sesi şov yapacakmışız. Ya ben ne anlarım çocuk şovdan? Bak soktun bizi bir işin içine. Yok yere Hayratlı ile takışacağım. Her şeyi halledeceğim ben. Sen ne diyorsam onu yap yeter. Nasıl hallediyormuşsun sen her şeyi? Bir de alalım. Alalım. Yalnız kalan var bir planım. Acısı en derindi. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Biraz daha çalışsam daha iyi olacak. Oldu zaten kızım. Senden daha iyi söyleyen yok bu şarkıları. Yok, çalışalım. Harcayamam bu fırsatı. Harcamayacaksın ki. O ne? Paris'te görmüştüm. Sanatçı dediğin küçük bir gösteriyle çıkar sahneye. Adam. Çok güzel. Evet. 3. Fazla değil. Evet. 2. 3. 1. 2. 3. Harikasın. Harika. Bir de ışıkçı ayarladım yerine. Şöyle bir şey olacak bak. Ramiz abi. Oraya. Yoruldun mu? İyi. Yine çiçek meselesi vardı. Hı? Ramiz abi. He. Her şarkıdan sonra bir tane gelecek bunlardan sana. Biz göndereceğiz tabii ama sen seyircilere dönüp teşekkür et. Böyle çok kibarsınız falan de.
belli bir yere bak ama. Böyle birine bakar gibi. İnandırıcı ol. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Oldu mu? Bir daha yapsana. Onlar ne için? Tek bir şey kaldı. Kostüm. Ramiz abi. Ha. Bir dakika. Kapattık artık. Bir daha açtın. Çok geç oldu. Tamam. İyi yorulduk ha. Biz ne yapıyoruz ya? Bir güven bana. Bir güven bana. Bu geceyi bir atlatalım. Haydatlı'dan bir rütbe daha alacaksın. Gör bak. Sırf onun için yapıyorsun yani. Başka niye yapacağım? Bana iyilik olsun diye. Evet. Nermin karısına kıllığından değil. Yok canım. Selma'yı etkilemek için. Ne alakası var? Sen aşık oldun çocuk. Ya çok güzel gülmüyor mu abi? Bilmem, bakmadım. Ben evliyim çocuk. Ne güzel. Bakarsın ben de evlenirim. Ben nereye oturacağım? Gel böyle. Aranıza mı gireceğim? Benim hiçbir mahsuru yok. İnandırmak biraz zor olacak ama biz seninle aynı taraftayız. Bırakın beni inanayım. Oho, bu zekayla yapıyorsa bu bina çöker. Sallayalım aşağı. Tamam, ne istiyorsunuz? Adı lazım değil. Bir arkadaş senden bir ihale çaldı. Hiç kimse bir şey çalmadı. Ben çekildim. Ha, sen çekildin çünkü seni ikna ettiler. Adı lazım değil, çok ikna edici bir adam. Ben bizzat yaşadım. Karımı, çocuğumu, malımı, mülkümü vermeye ikna etti. Ona ters düştün, o da seni dışarı itti. Biz de senin gibi kara listeliyiz arkadaş. Duymuşsundur. Cengiz Atay, iş adamı. Ezel Bayraktar, kumarbaz. Hiçbir şey duymadım ben.
Bırakın beni. Biz koymadık seni buraya. Adı lazım değil koydu. İflasa dayanmışsın. Evlerden birkaçını satmışsın. Cemiyetten uzaklaşmışsın. Sanki birini kızdırmışsın da o da senin ipini salıvermiş. He? Bırakın beni. Aşağıya düşüşünü biz hazırlamadık. Adı lazım değil hazırladı. Bırakın beni. Hiçbir şey söyleyemem. Bir şey söylersem öldürürler beni. Yaşatmazlar. Biz buraya hiç gelmedik. Senin diyeceklerini dinlemedik. Ne istiyorsun? Anahtar, zaaf, çatlak, herhangi bir şey. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Küçük bir şeyler. Beraberken yaptığınız, hani belki eğlendiğiniz, kirli zevkler. Adı lazım değil. Kenan bu korkağı az bile yapmış. Bir yer var. Nasıl bir yer? Çok gizli. Çok gizli bir yer. Hiç olmayan bir yer. Yılda birkaç kez toplanırlar orada. Kimse bilmez. Kimse söylemez. Duyulsa skandal olur. O yüzden onların istemediği hiç kimse giremez. Onlar kim? Değişir. O sırada yukarıda kim varsa, müzisyen, oyuncu, iş adamı. Herkes çağırabilir. Mankenler, spikerler, yabancı oyuncular. Kimi isterlerse. Çağıranlar kim? Çağıranlar değişmez. 3-4 baş. Zaten fazlası yok ülkede. Bildiğin insanlar. Adı lazım değiller. Ne yapmaya geliyorlar? Alem falan mı? Alem mi? Canları ne isterse onu yapmaya geliyorlar. Canları çekti, şarkı dinleyecekler. Şarkıcı bizzat getirilir. İddiaya girecekler, şampiyonlar getirilir, dövüştürülür. Resim yaptıracaklar, Türkiye'nin en iyi ressamı getirilir, resimleri yaptırılır. Canları o anda ne çekiyorsa onu yaparlar. Milli takım oyuncularıyla minik kale oynarlar. Yazarlar, kitaplarını onlar okurken yazarlar. Her şey sınırsızdır. Her şey kuralsızdır. Kenan Birkan? O icat etti zaten. Orası onun. Son bir soru kardeşim. Ne zaman? Misafirler geliyor, çalışanlar gidiyor. Nasıl oluyor? Böyle günlerde fazla maydanoz istemeyiz. Bir iki kişi yeter. Biz bize olalım. Tanık istemiyorsunuz. Yok canım. Suç işlemiyoruz ki. Henüz. Ya Ezel. Ya dur iki dakika. Ezel gidip de ne yapacaksın oğlum? Bilmiyorum. Ya bir durup düşünelim. Ha? Ezel. Ezel. Ali imdat deli var. Ezel kaptırdı gidiyor. Adamın böyle en güvenli olduğu yer. Gizli mizli. Sırf o da değil yani. Onun gibi 3 tane daha koy yanına. Onları kızdırmaya gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz. Ya Ezel bir kendine gel ya. Alırlar mı seni oraya? Buldun adamın en güçlü olduğu yere mi gideceksin? Ya neye yarayacak? Yetmedi mi yediğimiz dayak? Bitti benim nefesim. Sen bir şeyler söyle Ali abi. Beni değil. Seni dinler.
baba. Kendini öldürteceksin Ezel. İçeri girmeye kalkacağım. Adam acına son verecek. Niye? Niye kardeşim, niye? Bari bir kere de doğruyu söyle. Eyşan orada. Bu kız muradını erecek sonunda. Öldürtecek çocuğu. Bayılıyorum o şarkıya. Tamam, şimdi bir düet yapalım o zaman. Yok, o kadar güvenmiyorum sesime. Yok canım, sesten bahsetmiyorum. Yaramazlık yapıyor mu rockçu çocuk? Keseyim mi cezasını? Müsaade ederseniz bir sonraki albümde bir şarkının adı Eyşan olsun. Albümün ismi Eyşan olsun. Oo. Benim ismim değişmeden müsaadenizi isteyeyim Kenan. İtiraf edin. Kimse sizi ayıplamayacak. Çizginin bu tarafında her şeyin ne kadar güzel olduğunu, heyecanlandığınızı, merak ettiğinizi ona itiraf edin. Rahatlardık. Her şeyi yaptım. Milletin keyfi yerinde. Zam olmaya başlamışlar be. Öyle mi diyorsun ya? Yeter lan, bu kaçıncı? Çiçeği biz gönderiyoruz, karı başkasına kırıtıyor. Şşt Mehmet. Abi ne oluyor orada? Parasıyla değil mi lan? Sen kimsin? Nermin nerede? Mehmet dur yavaş. İn aşağı Nermin gelsin. Çok içtin sen. Dünyanın parasını verdim o güne be. Yapma oğlum, herkes bize bakıyor. Nankör. Dur. Bana güleceksin lan. Şşt, bana kırıtacaksın. Sen beni Mehmet, nasıl dur. Görmezden gelirsin? Kenar tamam. Gülü. Tamam. İn o sahneden. Tamam. Hadi gel. Tamam arkadaşım, çok iyi. Sesini sıkarım. Tamam. Sıkarım bu halinle. Gel. Çok gençsin daha. Az önce titriyordun yaprak gibi. Doğru mu? Heyecanlandım biraz. Ama... Aması yok. Atacaksın heyecanını. İyi toparladın ama. Sandığımdan çabuk as solisti olacaksın belli ki. Çabuk hazırla kendini. Ben bir şey yapmadım ki. Hepsini sen yaptın. Sen başardın. Sen olmasaydın başaramazdım. Eğer o adamı halletmeseydin her şey mahvolacaktı. Teşekkür ederim. Hmm.
yeter size ona. Ben bu görüntüden çok sıkıldım Ezel Bey, siz hala sıkılmadınız. Tebrik ederim. Yerimi buldunuz. Niye girmiyorsunuz içeri? Giremezsiniz. Çünkü siz aşağıdasınız. Çünkü siz dışarıdasınız. Aramızda öyle bir duvar var ki... isteseniz de giremezsiniz. Öyle değilse bir adım atın benim dünyama. Korkmayın, girin içeri. Giremezsiniz. Cesaret edemezsiniz. Eyşan orada. Ya durdur arabayı, durdur. Durdur arabayı. Senin durağa geldik. Aklına söyleyecek bir şey geldi. Ben gidiyorum Ali abi. Bu ne hali varsa görsün. Ha. Tamam. Yanımda biri var. Adı lazım değil. Konuya hakim. Ondan biraz bilgi aldım. Ha. Aktarayım. O çocuğa söyle. Oraya gitsin. Öyle. Gitmen iyi olur dedi bana. Çocuğa söyle, Kenan her şeyi planlamıştır. Her şeyi dört dörtlük yapmıştır. Dayı vereyim, kendin söyle. Söyle. Söyle, acele etmesin. Bir yolu var. Var bir yolu diyor da. Var bir yolu. Çünkü... böyle adamlarda asıl mesele senin içeri girmende değildir. Asıl mesele onların dışarı çıkamamasındadır. Neymiş asıl mesele? Onların dışarı çıkamaması. Duydun mu? Yeah. Mesele yukarıda olmak değil. Çünkü sen yukarılardasın. Ama sandığın kadar özgür değilsin. Tamam. Aramızda bir duvar var. Çünkü sen kendini içeri kilitledin. İçerisi karanlık olmuyor mu Kenan? Sen içeridesin. Çünkü biz çokuz. Sen azsın. Olmaz. Burada olmaz. O da bunu gayet iyi biliyor. Burada olmaz. Küçücük kalende sen güçlüsün. Ama etrafında, her yerde biz güçlüyüz.
Bir polisi aramış galiba. İnsanları çıkarın. Haklısın. Aramızda bir duvar var Kenan. Geçmek imkansız. Ama içeri girmekten ben korkmuyorum. İtiraf et. Dışarı çıkmaktan sen korkuyorsun. Değilse at benim dünyama bir adım. Korkma. Erkek sen çık dışarı. Sıkıysa çık kalenden. Sıkıysa in yatından, uçağından. Sıkıysa çık sokağa. Karış insanların arasına. Gir gerçek dünyaya. Sen beni dışarıda tuttuğunu mu zannediyorsun? Biz seni içeride tutuyoruz Kenan. Sıkıysa bundan sonra uzat burnunu dışarı demeye geldim. Seni almaya geri geleceğim. İtiraf et kendine. Kiminle olmak istiyorsun?